Diğer videolarda Vedik dönem sona ererken Hindistan'daki çeşitli imparatorluklar hakkında konuşmuştuk arkadaşlar. Maurya İmparatorluğu ve onun ünlü hükümdarı Ashoka'yı işlemiştik, hatırlarsınız. Budizmi nasıl kabul ettiğini ve yaydığını konuştuk. Milattan sonraki dönemde Hindistan'ın çoğunu birleştiren ve Hindistan tarihinde altın çağ olarak kabul edilen Gupta İmparatorluğu hakkında konuştuk. Gupta İmparatorluğu'nun sona ermesiyle Hindistan parçalanıyor ve bunu hemen hemen Hint Orta Çağ dönemi olarak görebilirsiniz. Bin yılında arkadaşlar birden fazla Hindu krallığı varken Hindistan işte böyle görünüyordu. Şimdi milattan sonra ikinci bin yıla girerken önemli ölçüde Müslüman etkisi görmeye başlıyoruz. İlk olarak kuzeybatıda 12. yüzyıl sonu ve 13. yüzyıl başında Delhi Sultanlığı'nın başlangıcını görebilirsiniz. Ve Kuzey Hindistan Müslümanların yönetiminde birleşiyor ve bu yönetim bir müddet daha hem Delhi Sultanlığı hem de Babür İmparatorluğu altında İngilizler gelene dek devam ediyor. Ve sonra 1947'de Hindistan bağımsız bir ülke haline geliyor. Çeşitli imparatorluklar ve hükümdarlar açısından bu haritada gösterildiği kadar dönüşüm Olsa da aynı zamanda Hinduizmin doğasında da bir dönüşüm görüyoruz. Diğer videolarda 3000 yıldan önce oluşturulmuş e, Upanishadların maneviyata odaklanmış alt başlığını oluşturan Vedalar hakkında konuşmuştuk. Hatırlarsınız. Bu da iç benlik konusunu vurgulayan en önemli unsurlardan biri olarak kabul edilen Isha Upanishad'dan bir alıntı. Benlik kelimesinin ilk harfi büyük ve atman olarak da biliniyor. Bazen de atman şekilsiz ve isimsiz nihai gerçeklik olan Brahman ile aynı madde olarak görülüyor. Evet, okuyalım. Bilge insan her şeyi özünde, özünü de her şeyin içinde tutar. Bu yüzden de kimseden nefret etmez. Kahinler için her şey özüyle birleşmiştir. Bu birliğe sahip olan birine hangi yanılsama, hangi tasa yaklaşabilir ki? Burada oldukça soyut bir düşünce var ve bazı insanlar bunu tekçi ya da monist olarak adlandırıyorlar. Yani her şey birdir düşüncesi. Sizin hem gerçek benliğiniz benim gerçek benliğimle aynı madde Anlatabiliyor muyum? Yani hem sizin gerçek benliğiniz benim gerçek benliğimle aynı maddedir ve o da o da aslında nihai gerçeklikle aynı şey ve aynı maddedir. Bunu demek istiyor. Fakat vedalar aynı zamanda ritüellere de odaklanır ve vedalarda tanrılar da vardır. Özellikle de Hinduların en çok bahsettikleri tanrılardan bazıları. Yıldırım tanrısı ve vedalarda tanrıların kralı olarak anılan fırtına tanrısı Indra var mesela. Ateş tanrısı Agni var. Agni'nin adı İngilizce'de tutuşturmak anlamına gelen ignite fiiliyle aynı kökten gelir. Su tanrısı Varuna var. Burada bir soru akla geliyor. Bunu günümüz Hindu tanrılarına ve ibadetlerine nasıl bağlarız? Bugün Hinduların çoğunun kendilerini Shiva'nın ya da Vishnu'nun takipçileri olarak gördüklerini söyleyebiliriz. Her ne kadar Vedalarda Vişnu'dan söz edilse de Vişnu aslında hiçbir şekilde metinlerin odak noktası değildir. Günümüzde Hindu ibadetleri aslında Şiva ve veya Vişnu'ya ya da onların belirli yönlerine ya da enkarnasyonlarına yapılan ibadetlere, teslimiyete odaklanmıştır. Örneğin Rama ya da Krishna. Peki Hinduizm nasıl bu şekilde değişti ve dönüştü arkadaşlar? Bunun cevabı bhakti hareketi. Bhakti kelimesi teslimiyet, adanmışlık, bağlılık, teslimiyet sevgisi olarak çevrilebilir. Bu hareketin 7. yüzyılda Güney Hindistan'dan çıktığına inanılıyor. Bazı insanlar bunu o zamana kadar vedaların biraz gizemli ritüelleri üzerine odaklanan Hinduizmin bir reformu olarak görüyorlar. Bu görüşe göre bhakti hareketi Hinduizme alternatif bir yol, bir teslimiyet yolu getirmiştir. Teslimiyet, bağlılık yoluyla ve Tanrı aracılığıyla kişi mokşaya yani manevi özgürlüğe ulaşabilir. Bazı insanlar bunu bir reform hareketi olarak görüyorlar, bazıları da onun hep var olduğunu söylüyor. Hatta bazı tarihçiler bunun Tanrı kavramına teslimiyet içeren Müslümanlık anlayışına karşı bir tepki olduğunu düşünüyorlar. Bazı tarihçiler de bunun tamamen Tanrı'ya adanma sevgisi üzerine olan Sufizm birlikte geliştiğini düşünüyorlar. Ancak söylemeye bile gerek yok. Hint Orta Çağı döneminde ilerlerken Bhakti hareketi giderek daha da fazla ivme kazanıyor ve bugün Hinduizmi tanımlayan bir hareket haline geliyor. Şimdi bazı Bhakti metinlerinin nasıl olduğunu görebilmek için günümüzde pek çok Hindu'nun en temel metinlerden biri olarak kabul ettiği Bhagavad Gita'dan bir alıntı yapacağız. Bhagavad Gita muhtemelen 2000 yıldan daha önce yazılmış ve son şeklini Gupta İmparatorluğu döneminde almıştır ve en temel bhakti metinlerinden biri olarak düşünülür. Her ne kadar Bhagavad Gita kişinin kendini gerçekleştirmesi, nihai gerçeklik ve meditasyonun önemi gibi kavramlar üzerine odaklansa da, sevgi ve teslimiyet yoluyla da kendini gerçekleştirme yolunun olduğunu açıkça belirtir. Bu Krishna yani Vishnu'nun 8. enkarnasyonu ve savaşa girerken okçu Arjuna ile konuşuyor ve Orta Çağ Hindistan'ında gittikçe daha katı bir hale gelen kast yapısını bir miktar reddediyor. Okuyalım. Tüm varlıklara eşit olarak bakıyorum. Hiçbiri benim için birbirinden daha değerli ya da değersiz değil. Son derece kapsayıcı bir dil kullanılmış değil mi? Yani bir kişinin sadece Vişnu'ya ya da Şiva'ya ibadet etmesi gerektiği söylenmiyor. Devam edelim. Hatta İnançla dolu olup diğer tanrılara saygı ve sevgide bulunan adanmışlar da aslında sadece bana sevgi ve saygıda bulunurlar. Burada da vedalarda da anlatılan tüm ritüellere tamamen sadık olmak, onları uygulamaktan farklı bir anlatı var. Kim bana adanma ve saf bir akılla, kalp ile bir yaprak, bir çiçek, bir meyve ya da biraz su sunarsa ben bu takdimeyi kabul ederim. Evet. Bu alıntıyı da okuduktan sonra Bakti hareketinin önemli bir kısmını oluşturan, Tanrı'ya adanmış ve teslim olmuş bir sevgi kavramı üzerine oluşan bir şarkı ya da Hintçesiyle Bajan dinleyelim. Altyazı <laughs> M.K.